Tekrar narin kızımızın cansız bedeninin bulunması hadisesine dönelim. Şimdi buradaki önemli husus şuydu. Savcılık bir tutanak paylaştı. İlk kez ekranlara getirdik. O tutanakta adli tıp uzmanları 3 ana başlıkta henüz tespit için erken birkaç güne İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan incelemeler gelecek. Sonra anlayacağız dediler. Bacaktaki kopmadan söz edildi. 2 kilometre mesafede arandıktan sonra bulunmasından söz edildi. Bu tutanaktan anladıklarımız bunlardı. 24 gözaltının olduğunu da az önce ekranlara getirdiğimiz, birazdan değerli rejimizin bir kez daha ekranlara getireceği harita üzerinden bu soruşturmanın ilerleyeceğini öğrenmiştik yetkililerden. Çünkü şüphelilerin son görüldükleri yerler, köyde bulundukları adresler, Nari'nin bulunduğu yere ne kadar uzaklıktadır, ne kadar yakındır, tüm bunlara bakılacaktı. O 24 gözaltının içerisinde kim ne söyledi, kim tam olarak ne anlattı, işte ulaşmaya başladık. Sözcü Televizyon Haber Merkezi'nden arkadaşımız Bedrican Özbey ifade detaylarına ulaşmış durumda. Şimdi ifade detayları tam olarak ne anlatıyor bizlere? Nari'nin ölüm sebebine ilişkin, zamanının belirsiz olduğuna ilişkin neler aktarılacak, neler anlatılacak, hepsini birlikte takip edeceğiz. Şimdi Nari'nin bulunduğu yer Eğer Tutmaz Deresi. Tavşantepe İlköğretim Okulu son görüldüğü yer. Tavşantepe Köyü merkezi Nari'nin yaşadığı yer. Toplamda 2 kilometrelik bir çaptan söz ediyoruz. 24 gözaltı burada, Nari'nin cansız bedeni de burada. Dönelim Bedrican Özbey'e. Sıcak notlar var Bedrican Özbey'de. Sözcü Televizyon Haber Merkezi bakalım nelere ulaştı. Bedrican sendeyiz, dinliyoruz. Can Coşkun, sizin de belirttiğiniz gibi Nari'nin cesedinin bulunmasında gizli tanığın ifadesi oldukça dikkat çekti. Bu sayede maalesef 19 gün sonra Nari'nin cansız bedenine ulaşıldı. Peki detaylar ne? Hemen şüphelinin, yani gizli tanığın tutanağındaki ifadenin notlarına bakalım. Gizli tanık amcanın, aynı zamanda o köyün muhtarı olan Nari'nin amcasının kendisini aradığını ve kendi evinde bulunan bir su arızası nedeniyle bir sözleşme yaptıklarını, belli bir noktada buluşacaklarını ifade etti. İki isim, gizli tanık ve Nari'nin amcası bir araya geldiğinde araç belli bir noktada, köyün belli bir noktasında durdu ve amca şüpheli kişiye, daha doğrusu gizli tanığa Nari'nin ölü olduğunu ve cesedi saklaması için kendisinden yardım istediğini ifade etti. Muhtarın, aynı zamanda Nari'nin amcasının gizli tanığa da cesedi saklaması için 200 bin lira üzerinde kendisine para teklifinde bulunduğunu söyledi. Nari'nin cansız bedeni gizli tanığa eline geçtikten sonra cesedi bir süre köyün çevresinde dolaştırdığını, gezdirdiğini ifade etti. Daha sonraysa, ki burada dikkat etmemiz gereken nokta şu, ilk etapta, 72 saatlik etapta dere kenarında uzunca Nari'ne dair bir iz aranmıştı. Jandarma ekipleri ve arama kurtarma ekipleri dere kenarında özellikle arama faaliyetlerini yoğunlaştırmıştı. Ancak bu noktada Nari'ne ait bir iz çıkmadıktan sonra gizli tanık Nari'nin cesedini dere yatağına gömdüğünü tutanakta ifade etti. Nari'nin cesedinin üzerine de bulunmaması için yaklaşık 10-15 kiloluk büyük taş parçaları koyarak, aynı zamanda çevrede bulunan dal parçalarıyla da doğal bir görünüm vermek için Nari'nin cesedini dere yatağına sakladığını ifade ediyor. Bundan sonraki süreçte yine gizli tanığın ifadelerinde dikkat çeken nokta şu, Nari'nin cesedini dere yatağına sakladıktan sonra eve geçtiğini belirtiyor. Bir süre evde bekledikten sonra ise dikkat çekmemek için arama kurtarma faaliyetlerine yardım etmek için gittiğini yine tutanakta ifadeleri geçiriyor. Tutanakta dikkat çeken ifadesi ise şu, arama kurtarma çalışmalarına gittiğinde muhtarın, yani Nari'nin amcasının o çalışmalarda en önde katılarak arama kurtarma çalışmalarına destek verdiğini yine tutanakta ifade ediyor. Kendisinin jandarmanın gelip alacağını bildiğini, ancak bu yaşadıklarını, yani Nari'nin amcasıyla cesedin saklanması konusunda hem para teklifinin hem de cesedi dere yatağına saklaması konusunda korktuğunu dile getirerek bu durumu söylemediğini yine ifade tutanaklarında aktarıyor Can Coşkun. Bedrican Özbey, tek bir soru soracağım. Tek bir soru sormak istiyorum. Burada son dönemde mi yerinin değiştirildiği mi, yoksa baştan itibaren mi
dereye götürüldüğüne ilişkin de artık bu tartışmada netlik kazanıyor bu gizli tanık ifadesiyle. Doğru değil mi? Doğrudur Can Coşku. Zaten dikkat edilmesi nokta şu. 72 saatlik bir aramadan bahsediyoruz dere kenarında. Aynı zamanda dronlarla ve uydu görüntüleriyle de ısı termal kameralarıyla da dere kenarında yoğun bir arama kurtarma çalışması yürütülmüştü. Gizli tanığın ifadelerine baktığımız zamansa dere kenarındaki o ifadelerin arama kurtarma çalışmalarının, düzeltiyorum, arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Narin'in cansız bedeni dere yatağına üzerine 10-15 kiloluk taşlar koyarak gizlediğini anlıyoruz Can Coşku. Peki Bedircan Özbey, teşekkürler. Sözcü Televizyon Haber Merkezi adına Bedircan Özbey ulaştı efendim. Detaylar 200 bin lira. Bu çuvalın içerisinde cansız bedeni bulunan Narin'le birlikte gizlenmesi karşılığında teklif aldığını, böylesine bir teklif aldığını, sonrasında da nasıl gizlediğini anlatan gizli tanığın ifadelerine ulaştık efendim. Ekranlara yansıttık.